Çilek, doymadın mı hala? İşte şimdi doydum. Eline sağlık pürüz abla, çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun çocuklar. Bence en çok çileğe afiyet olsun. Yani bütün yemekleri o yedi. Ne yapayım, çok acıkmıştım. Şişko patates, yarım kilo abi, domates. Abi alay etme. Şişko patates, yarım kilo domates. Abi alay etme diyorum, çok kızıyorum. Kızsan ne yaparsın ha, patates? Görürsün. Al bakalım. Sen mi vurdun sandalyenin ayağına çilek? Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Şişko patates, çilli şişko patates. Lapacı, lapacı, lapacı işte, lapacı. Hiç de değil. Öylesin abi, niye kabul etmiyorsun? Eyvah, Tuğçe geldi. Bakın size söylüyorum. Eğer onun yanında bana lapacı derseniz ikiniz en sonra görüşürüz ona göre. Aman çok korktuk. Hoş geldin Tuğçe'cim, geç içeri. Niye gülüyorsun Firuze abla? Hiç, Çilek Cem'e çok komik şeyler söylüyor da ondan. Ne diyor? La hiç saçma sapan şeyler işte. Gel biz odama çıkalım. Bir saniye bekleyebilir misin? Bakın, eğer onun yanında bana lapacı derseniz tatile gidiyor diye moralim bozuk, sinirimi sizden çıkarım. Ne düşünüyorsun? Sen gidince ne yapacağımı? Bir hafta kalıp geleceğiz. Bir hafta çok uzun. Ya tatilde başka birini bulursan? Amma da yaptın. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Sınıftaki kızları bilirsin. Yazın kendine bir yaş bulup sene boyunca onları anlatırlar. Ben o kızlardan değilim. Hem seni sevdiğim sürece başka birine o gözle bakmam. Peki beni ne zamana kadar seveceksin? Ölene kadar. Ben de seni. Şey, ben gideyim artık. Utandın mı? Gideyim, yarın yine gelirim. Ben utandım. Ben de. Ah, merhaba Firuze. Hoş merhaba geldin. Çocuklar. Hoş geldin baba. Babacığım, babacığım, babacığım. Abi Tuğçe'yi yapmış. Çilek, sen ne yaptın? Cem, istersen sen de çık, kardeşlerinle oynarsınız yukarıda. Evet. İstemiyorum. O gitmez, Çilek ne küs. Aa, ne demek küsmek? Kardeş kardeşe küser mi, ne kadar ayıp Cem? Cem, artık anlatsana bize, ne oldu sana? Evet, çok haklı, ne oluyor, nedir problem? Hadi anlat bakayım. Çilek sana eve girdiğinden söylemişti babam ama sen duymadın. Aa, duymadım hakikaten, özür dilerim oğlum. Yani dalgındım biraz. Hadi bir daha söyle, neydi? Hadi hadi söyle, ne var bunda? Yani yaparken utanmıyorsun, söylerken mi utanıyorsun? Ne yani? Ceren bak sus. Zaten sen söylemezsen Firuze abla söyleyecek. Hem o bire bin katarak söyler. Kendin söyle olsun bitsin. Ben Tuğçe'yi öptüm. Ne? Nereden? Şurasında. Nasıl yani? Babamın seni öptüğü gibi değil. Kısacık, korkmayın. Tamam oğlum, tamam. Yani seni çok iyi anlıyorum. Yavaş yavaş böyle ergenliğe adım atıyorsun ama hani seninle konuşmuştuk. Hani her şeyin bir sırası vardı. Ben kötü bir şey yapmadım ki baba. Tuğçe haftaya yazlığa gidiyor. Beni unutmaması için şurasına küçücük bir öpücük kondururum. Bir de beni ölene kadar seveceğini söyledi. Cem, kız arkadaşını seni unutmaması için değil. İçinden geldiği zaman ve zamanı gelince öpmelisin. Bence zamanı gelmişti. Demek ki 3 yıl sonra biri de beni öpebilir. Hayır. Hele bir öpsün. Hele bir öpsün. Bak, gördün mü? Kız kardeşim böyle deyince nasıl sinirleniyorsun? Ya bir de bunu Tuğçe, babası ve erkek kardeşi açısından düşün oğlum. Yani bu konuyu duysalar çok kızarlardı. Ki ben onlara hak veriyorum. O zaman üzülmez miydin?
Tuğçe söylemez. Çilek ağzından kaçırmasaydı ben de size söylemeyecektim. Aa, Çilek'le ne alakası varmış? O hemen anladı. Temel değil, Safinaz'ı öpünce Safinaz hep burasını tutuyormuş. Tuğçe de bizden giderken burasını tuttuğu için Çilek de oradan anladı. Bak oğlum, bak şimdi bazı şeyleri böyle erken yaşamaya kalkarsanız böyle sorunları da erken yaşarsınız çocuğum. Baban haklı Cem. Bu da ne demek şimdi? Bak oğlum, sen çok akıllı bir çocuksun, bunu biliyoruz. Ama istersen bu konuyu senle böyle baş başa erkek erkeğe konuşalım. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.